sahilde mi olacağız? Biraz da şu ara sokaklardaki değerli esnaflarımızı biraz gezelim değil mi efendim? Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Bakın şu anda deniz gözüküyor. İleride Yellow Taxi var. Şöyle döndüğümüz zaman da karşımızda Şamdan Kafa var. Tam karşımızda ise bakın gördüğünüz gibi Seha Laş Kafa var. Evet, burayı herkes biliyordur veya bilmeyenler vardır. Peki burada içeriye girdiğimizde biz nelerle karşılaşacağız? Hadi hep beraber girelim. Bir inceleyelim bakalım neler var neler yok. Seha Laş Kafa demiş dönerci. Şimdi bakalım çeşitlerine ilk önce şöyle. Günün menüsü diyor bakın hemen menüleri yazmışlar. Bulgur pilavı, orman kebabı, kadın burada köfte, kuru fasulye, pirinç, pilav. Dışarıdan baktığımız zaman kafe gibi gözüküyor ama kafe gibi değil görüyorsun çeşitler bu. Efendim iyi günler. Merhabalar. Efendim iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bir iç mekana gezelim şöyle ilk önce isterseniz. Şu anda iç mekanını bir gezelim. Ve içeri doğru mutfağa doğru ilerleyelim. Bakalım bizi neler karşılayacak. Evet. İçeride bir hanımefendi var. Hanımefendi kolay gelsin. İyi günler diliyoruz. İyi günler efendim. Buyurun Hakan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun şöyle size alalım. Biraz bilgi alalım efendim işletme hakkında. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Adalet Polat efendim. Çok buranın güzel. Şef aşçısıyım. Şef aşçı. Evet. Zaten önemli olan şefler değil mi efendim? En bu işi götüren şefler. İşi öyle götüren mi? Götüren şefler efendim. Biz olmazsak zaten esnaf iş yapamaz. Kimse karnını doyuramaz efendim. Doyuramaz. Bir de bizden geçer. Şefim bir şey soracağım size. Şimdi buraya insanlar niye gelsinler? Niye gelsinler? Temiz, düzenli, titiz bir şekilde adaletli yemek yemeye gelsinler. İsminiz gibi Adalet Hanım. Aynen. İsminiz gibi Adalet Hanım. Aynen. Afişlerimde de öyle yazar. Peki her gün aynı çeşit mi çıkıyor, değişik mi çıkıyor efendim? Her gün fix menü olarak kuru fasulye pilavım var. Anne köftesi var, kadın budu köftem var, mercimek, ezogelin, kelle paça, işkembe çorbam var. Her gün bunlar mı? Her gün bunlar var. Peki bu genelde esnaflar mı yoksa burada halkımız mı, öğrenciler mi sizin müşterileriniz? Esnaf en çok ben. Benden sulu yemek istiyor. Peki şöyle bir şey diyeyim. Herkes şöyle bir çalışma yapıyor. Diyor ki bu öğrenciler var biliyorsunuz sınavcıkta. Bunlar geldiği zaman hep iskonto yapıyorlar. Siz de böyle bir iskonto yapar tabii mısınız? Tabii ki. Her yapıyor zaman musunuz? Her zaman yapıyorum. Ne, yüzde kaç yapıyorsunuz? %25 yapıyorum ben her zaman. %25. Peki mesela şu anda sizden fiyatları bir alsak şöyle verensinler. Mesela şöyle söyleyeyim. Tost yapıyorum mesela. Normal tost, ekmeği arası tost yapıyorum 20 liraya. 20 liraya yapıyorsun. Karışık yapıyorum 25 liraya. Öğrenciye çayını bedava veriyorum. Oo ne güzel. İşkembe çorbası ne kadar? İşkembe çorbam şu anda 40 liraya veriyorum. Kelle paçayı 50 liraya veriyorum. Köfte tanesi mi? Tanesi bol. Karıştırmasınlar diyorsunuz. Karıştırmasınlar evet. Bir tanesi karnımızı doyuruyor diyorsunuz. Evet. Paça çorbasında 35 liraya veriyorum. Paça çorbası 35 lira. Peki çok güzel. Öğrencilerimiz buradan duyarlarsa gelsinler ve bu fiyatlar üzerinden sizden %25 iskonto alsınlar. Evet. Doğru mudur? Evet doğrudur efendim. Peki ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum efendim. Teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı işler, bol kazançlar. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun her efendim. Her zaman buyurun gelin bekleriz. Çok sizin gibilerine ihtiyacımız var. Bizi dünyaya duyurun, Türkiye'ye duyurun efendim. Peki efendim çok teşekkür ederim. Sağlınç kafeden Adalet. Memnun oldum. İyi yemekler efendim. Buyurun gelin. Thank you.